Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron Nivzovic'in Benim Sistemim adlı kitabının Diyagramlı Oyunlar bölümünün 23. videosuyla sizlerle birlikteyiz. 23. videomuzda Diyagramlı Oyun 28'i Aron Nivzovic bizler için analiz edecek. Biz de bu analizleri dilimiz döndüğünce sizlere izah etmeye çalışacağız. Bu 28. Diyagramlı Oyunda beyazlarda Klein, siyahlarda çok meşhur bir satranç ustası olan ve çoğu kişiye de ilham vermiş olan Capablanca yer alacak. Siyahlarda Capablanca gerçekten fedalarıyla tanıdığımız, saldırı, hücum oyunlarıyla tanıdığımız çok pervasız bir oyuncu. Gerçekten gözü kara diyebileceğimiz bir oyuncu. Siyahlarda da olsa beyazlarda da olsa hep hücum düşünen, hep feda düşünen enteresan bir ekol arkadaşlar. Tam bir ekol usta. 1913 yılında oynanmış bir oyunu Nivzovic analiz edecek. Düşünsenize, siyahlarda Capablanca oynuyor ve bunu Nivzovic analiz ediyor. Maçın değerini artık nasıl anlatalım sizlere? Videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirler. Katıl butonuna tıklayarak da YouTube kanalımıza destekte bulunabilirsiniz diyelim. Ve beyazlarda bakalım Klein nasıl başlamış, Capablanca nasıl cevap vermiş. Beyazlarda Klein D4 oynuyor, at F6, at F3 hamlesinden sonra D6, C3, at B'den D7, fil F4 gelişim hamlelerinden sonra C6 sürüşü. Tabii ki de belki de D5 fikirleri burada mevcuttur diyebiliriz. Vezir C2'den sonra vezir C7, E4 piyon sürüşünden sonra E5 geliyor. Ve burada bir piyon kırışmasına gitmiyor beyazlar. Fil G3 oynayarak filini kaçıyor ve fil E7'de gelişimine devam ediyor siyahlar. Bu açılış arkadaşlar Indian Game deniliyor, Hint açılışı. Beyazların merkezde aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ama E4 piyonunun pek korunmaya muhtaç olan bir piyon olduğunu söyleyebiliriz. Zayıf bir piyon olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? At piyonu istiyor fakat vezirle tutulmuş bu E4 piyonu. Bu zayıflık merkezdeki aktifliğin kaybına neden olabileceğini Nivzovic bizlere söylüyor. Tabii ki de beyazlar da bu E4 piyonun zayıflığının farkında olacak ki fil D3 hamlesiyle gelişmeye devam etmiş. Hem de E4 piyonuna bir koruma daha getirmeyi planlamış. Kısa rok hamlesinden sonra at B'den D2. Tabi burada atın yolculuğu F1 akabinde E3 de olabilir. Ya da zayıf bir ihtimal ama C4'e de gelebilir. Ya da B3'e de gelebilir. Ama bunlar biraz daha zayıf bir ihtimal. Kale E8'e devam etmiş siyahlar. Kısa rok ve şimdi at H5. At H5 tabii ki de fili istiyor arkadaşlar. Hem de burada bir duble yapısı oluşturmak isteniyor. Fil burada at C4 oynanmış. At C4'ten sonra fil F6'ya gelmiş. Fil F6 hamlesi tabii at C4 hamlesinin arkadaşlar planlarından bir tanesi de E5'te piyon değişimine gitmek olabilir. Fil F6'dan sonra ise at E3'e geri dönmek zorunda kalmış. At F8'e birlikte bu at tabii ki de E6'dan ya da G6'dan akabinde de F4'ten gelişim fırsatı sağlayacak. Siyahlara D çarpı E5 kırışmalarından sonra ise fil H4'e gelmiş. Filleri kırışmak istemiş. Vezir E7 ben kırmayacağım. Hadi sen kır şeklinde bir hamle olmuş. Fil çarpı F6 burada belki çoğumuz at çarpı F6 yapılacağını tahmin edebiliriz. Ama siyahlarda kim var? Capablanca var. O yüzden vezir çarpı F6 ve at E1 hamlesinden sonra Nivzovic Capablanca'yı ufacık eleştirmiş. Burada beyazlar E4 piyonu tutabilmek için fili burada sabitlemek zorunda. O nedenden dolayı da bu fili Capablanca'nın E6'dan geliştirerek gelişim hamlelerine devam etmesi gerektiğini söylüyor Nivzovic. Bu nedenle siyahlar da fil E6 gelişimine devam etmeliydi diyor. Ama fil E6 oynamamış, at F4 oynamış siyahlar. Tabii ki de fikir şu, ben diyor D3'ü alayım, bu E4 piyonunu zayıflatayım. O da hemen hemen aynı ve aynı zamanda belki de vezir G6 ya da vezir G5 fikirleriyle G2 piyonuna da saldırı yaparım diye düşünüyor. Beyazlar o atı oradan bir an önce kovmak için de G3 oynuyor ve şimdi siyahlar bu D3 piyonunu almak yerine tam Capablanca'ya göre bir hamle olan at H3 şah hamlesini yapıyorlar. Nivzovic'e göre bu hamle de kötü bir hamle arkadaşlar, iyi bir hamle değil. Çünkü atın H3'te sıkışmasına neden olabilecek bir hamle. Şah H1'den sonra H5 Capablanca'da hiç perva yok. Sürüyor piyonlarını yaldır yaldır. At 3'ten G2'ye geliyor. Savunmaya dönüyor tabii ufak ufak. G5 sürüşü H4'ü kuvvetlendirmek için yapılmış bir hamle. F3'le cevap veriyor buna beyazlarda. Klein ya da bilmiyorum. At G6, at E3 hamlesinden sonra şimdi işte hamle H4 sürüşü.
kenar piyonlarının kontrolsüzce sürülmesi merkezin kaybına neden olur diyor burada Aaron Nimzowitz. Burada siyahların bir nevi kenar piyonlarını kontrolsüzce sürdüğünü söylüyor ve diyor ki şimdi bu H3 atı nereye gidecek? G5'e gidemez. G5'e gidemez. Ya da F4'e gidemez. Veyahut F2'ye gidemez. G1'e gidemez. Bu H3 atı burada tamamıyla sıkışmıştır. Pasif kalmıştır diyor Nimzowitz. Ama beyazın çok büyük bir hatası olacak. O da G4. G4 sürüşle birlikte artık H3 atı F4'e rahatlıkla gelebiliyor. Ve at özgürleşmiş oldu. O yüzden G4 hamlesi için Nimzowitz beyazların çok kötü bir hamle yaptığını söylüyor. At H'dan F4 hemen kurtuldu. Kale F2, at çarpı D3, o filden de kurtulundu. At çarpı D3 hamlesinden sonra fil E6, 24. hamlede fil gelişmiş oldu. Kale C1, kaleler yavaş yavaş açık hatlara geliyor. Kale E'den D8, tabii ki de fil C4 fikriyle atı isteyecek ve orada bir kırışmaya gidilecek. Ve şimdi hamle B3, tabii ki de filin C4'e gelmesini engellemek için yapılmış bir hamle. At F4 hamlesinden sonra ise at G2 diyor ki kafa karıştırıyor, hangi at alacaksın? Tabii ki de D3 merkez atını alacak. Kale çarpı D3, kale çarpı D3 ve vezir çarpı D3 hamlesinden sonra burada siyahların mutlaka G4'ü bulması gerektiğini söylüyor. Çünkü fil çarpı G4 hamlesinden sonra F çarpı G4 alınırsa burada kale boşta kalacak. Ama herhalde siyahlarda kapa planka bu filin daha değerli olduğunu düşünecek ki önce kale D8 oynamış, vezir E2 hamlesinden sonra ise H3 sürüşüyle atı rahatsız etmiş, at E3'e gidince de A5 ile tam tersini çevirmiş artık işleri, vezir kanından piyon sürmeye başlamış, kale F1, A4 ile birlikte vezir kanındaki beyazın piyon yapısını alt üst etmeye düşünüyor. Tabii ki de filinin de desteğiyle burada C4 oynamış beyazlar, buna da kale D4 ile cevap vermiş siyahlar. At C2 ver kaleyi, kale D7 geri döndü, at E3 geri döndü, vezir D8 oynandı, kale D1 ile birlikte gel kırışalım, kale çarpı D1, at çarpı D1 ve vezir D4 ile birlikte siyah vezir de gerçekten siyahların tam da istediği noktada öyle bir merkezileşti ki hemen hemen her yere gidebiliyor. Ben ne yaptım, böyle saçma sapan bir şey yaptım. Hemen şuradan çıkayım. Şöyle tekrar geri dönmüş olduk asıl ekranımıza. Yani siyah vezir her yere gidebiliyor gördüğünüz gibi. Vezir çok güzel merkezileşti. Beyazlar at F2 oynamayı tercih ediyor. Siyahlar B5 ile birlikte oyunu iyice karıştırdı vezir kanadında. C çarpı B5. Burada arkadaşlar siyahlar da C çarpı B5 yapsa idi eğer. Bu sefer beyazlar B çarpı A4 yapacaktı. B çarpı A4'ten sonra ise burada iki tane kenar piyonu, A piyonu karşılıklı birbirine bakacaklardı. Siyahlar o yüzden ne yapıyor? A çarpı B3 yapıyor ve siyah piyonunu bir kere daha yaklaştırmış oluyor beyazların satma haline. Burada A çarpı B3 yapıldığı zaman ise herhalde hepimiz şunu bekleriz. C çarpı B5 hayır diyor. C çarpı B5 almayacağım. Fil çarpı B3 yapacağım. Ne fikriyle? Veziri A1'e getirme fikriyle. Vezir A1 hamlesinden sonra arkadaşlar diyelim ki vezir A1'e geldi. Atı arasına kapatsanız bile fille çakıyorum. Veziri arasına kapatmanız durumunda vezirle vezire çakıyorum. Şahın gidebileceği hiçbir yer yok. O yüzden mutlaka vezir A1 hamlesine beyazların önlem alması lazım. At çarpı H3 ile önlem alınmış. Buna da fil D1 ile ver vezir denmiş. Vezir F1'e kaçınca da şimdi artık C çarpı B5. Eğer ki vezir alırsa fil çarpı F3 ile şah çekiş hamlesi yapılacak. Daha sonra da oyun bitirilecek. Çünkü mattır bu arkadaşlar. O yüzden burada vezir çarpı B5 alınamaz. Çünkü fil çarpı F3 mat fikri var. O yüzden ne yapıyor? Şah G2 oynuyor. Ve şimdi artık burada siyahların özgür bir geçeri bulunmakta. Kapa planka B4'ünü sürüyor. Vezir B5 hamlesi de buradan belki bir şah çekiş denemeleri olacak. Ama hiç korkut değil. B3 fil korumalı bir şekilde sürüşe devam ediliyor. Vezir E8 ölmeden önce şah. Şah G7 ve şimdi vezir E7 piyon açmaz alındı. Piyon bir kere daha sürülebilir. B2 sürüşü ve at çarpı G5 ile birlikte vezir F7'yi almak istiyor ve burada bir mat planı kurmak istiyor. Bunu da çok sakin bir şekilde siyahlar fil B3 ile birlikte bu piyonu tutuyor. Senin burada yapabileceğin hiçbir şey yoktur diyor ki atla bir şah çekiş hamlesi piyonun açmasına yararlanma mümkün değil. Çünkü fille atı vuracağım. Bir hamle sonra vezire çıkacak bir piyonum var. Ve bu piyon hiçbir surette beyazlar tarafından engellenemiyor terfi ettirilmesi. Siyahlarda kapa planka 1913 yılında beyazlarda Klein'e karşı bu maçı bu şekilde çok enteresan bir şekilde kazanmış. Ve Nimzowitz de bize analizini bu şekilde
bilmem kaç yıl önceden aktarmış oldu. Biz de size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.